İnsanların %13'ünden fazlası çok yoğun ve acı verici olabilen panik ataklara karşı hassastır. Peki belirtiler nedir ve en iyi nasıl tepki verilir? Bu rahatsızlıktan sıkça sıkıntı çeken birini tanıyorsanız bu durumu daha iyi anlamak faydalı olabilir. Hasta hissetme, titreme, kalp çarpıntısı, terleme, hızlı nefes alma gibi belirtiler dahilinde gerçekleşen bu ataklar 5 ila 30 dakika arasında sürebilir. Bununla ilgili resmi kuruluşlar, zihinsel sağlık üzerine kurulmuş web siteleri gibi birçok yerden yardım alabilirsiniz. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'ndeki resmi tavsiyesinde, Bath Üniversitesi'nden bir klinik psikoloji ve uygulamalı bilim profesörü, kısa ve ani panik atak geçiriyorsanız, yanınızda bu durumun geçici olduğu konusunda içinizi rahatlatacak birisinin olmasında fayda var. Bu ataktan sağ salim kurtulmak ve dikkat dağıtıcı şeyler aramamak önemli. Sadece sakin kalmak bile rahatlık sağlamanıza yardımcı olabilir. Panik ataklar oldukça rahatsız edicidir. Hatta bazı insanlar bu hissi kalp krizi geçirmeye ya da ölmeye benzetirler. Atak geçiren birinin aslında tehlikede olmadığına dair içini rahatlatmak önemlidir. Vücudun savaşmaya ya da kaçmaya dair belirtileri genelde 10 dakika içerisinde zirveye ulaşır. Kişiyi yavaş yavaş ve derin nefes almaya teşvik edin. Yüksek sesle sayı saydırın ya da kolunuzu sakince aşağı yukarı hareket ettirirken izlemesini önerin. Ulusal Sağlık Servisi, sakince nefes alma egzersizlerine yönelik kılavuzlar da yayınlıyor. Sizin panik yok demeniz iyi niyetli olabilir ancak bazı ifadeler niyetinizi net olarak aktarmıyor olabilir. Bu yüzden potansiyel olarak küçümseyen dil ve ifadelerden kaçınmaya çalışın. Panik atakları küçümsemeyin. Onlar yaşayabileceğiniz en yoğun deneyimlerden biri. Panik atakların belirtilerinden biri, gerçek dışı ya da hayattan kopuk hissetmektir. Odaklanma teknikleri ya da yaşadığımız ana bağlı hissetmenin diğer yolları etkili olabilir. Bir battaniyenin dokusunu hissetmeye, güçlü bir kokuyu koklamaya ya da ayaklarınız üstünde tepinmeye odaklanın. İnsanlar panik ataktan sonra kendilerini bitkin hissederler. Onlara nazikçe su ya da yiyecek isteyip istemediklerini sorun. Alkol gibi, kafein de en çok kaçınılması gerekenler arasında. Titreyebilir veya sıcaktan bunalabilirler. Sonraki bir noktada iyi ve normal hissetmeye başladıklarında atak sırasında veya sonrasında onlara neyin yardımcı olabileceğini sorabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere.